Yola saçılan pamuklar dar gelirli ailelerin geçim kapısı oldu. Kilosu ne kadardan satıyorsunuz? 1 milyon. 1 liradan satıyorsunuz? Evet. Nasıl, harçlığınız çıkıyor mu? İşte oturmak, boş oturmaktan iyi. Bir yıldır ben bu kenardan topluyorum. 3 ay, 4 ay oluyor yani. 3-4 ay. Evet, burada. Evet, bu çadırlar gidinceye kadar biz burada topluyoruz. Pamuk üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da hasadı tamamlanan ürünler kamyonlarla fabrikalara taşınıyor. Taşınma sırasında rüzgarın da etkisiyle kilolarca pamuk yollara saçılıyor. Pamukların durumuna göre bir fiyat veriyoruz. Örneğin 1300, 1400, 1500 liraya alıyoruz. 1600, 1700 liraya da satıyoruz. Çocuklar okul harçlıklarını çıkarmak için pamuklarını toplayıp bize getirip satıyorlar. Nereden topluyorlar bunu? Yol kenarlarından topluyorlar. Biçer vurulmuş, bırakılmış tarlalardan topluyorlar. Aileler yılın en az 3 ayına yola saçılan kirli pamukları satarak bütçelerine katkı sağlıyor. Bunlar efare dediğimiz pamuk. Millet topluyor ikinci. Urfa'dan gelip bile toplayan var. Ya genelde işte Akçakale, Herran tarafından topladıkları vardır. Yolda dökülenleri topluyorlar. Tarlalarda topluyorlar. Biz de burada alım yapıyoruz. Ondan sonra biriktirip satabiliyoruz yani. Bir vatandaş günlük 25 ila 30 lira arasında değişen fiyatla pamuk satıyor. Yol kenarındaki seyyar komisyoncularsa tonlarca pamuğun heba olmadan satıldığını ve ekonomiye kazandırıldığını belirtti.